Kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, Özgün Şef'in mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de sizlere çok keyifli bir tarifi hazırlayacağız. Sizlerin de tercih ettiği ve sürekli sorduğu. Evet kıymetli takipçilerim, tabii ki sizlerin de sürekli bana sormuş olduğu tarifler arasından bir tanesi de tavuk kıymalarıydı. Tavuk kıymalarından bizler neler yapabiliriz diye sürekli soruyordunuz. Tabii ki ben de sizlere bugün tavuk kıymasından güzel bir köfte hazırlayacağım. Bu köfte tarifini mangalda, ızgarada, fırında, her yerde yapabileceğiniz bir tarif. Bugün bunu ben fırında yapacağım. Onun için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilogram tavuk kıyma, 100 gram kuyruk yağı. Kuyruk yağını ben makinede veya da robotta çekerek bu hale getirdim. Bunu robotta çektim. Mutfak robotunda çekebilirsiniz. İsterseniz kasabınızda çektirebilirsiniz kıyma makinesinde. Bir tatlı kaşığı karabiber, yarım çorba kaşığı tuz, 3 diş sarımsak, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kuru kekik, 1 su bardağı galeta unu, 1 baş kuru soğan. Malzemelerim bunlar. Şimdi hazırlamaya geçiyorum. Kıymetli takipçilerim, şimdi kıymamı hazırlayacağım. Ama onun öncesinde fırınımı açtım. 240 derece sıcaklığa aldım. Fırınım ısınıyor. Bu arada ben de hemen kıymamı şöyle bir geniş kabın içerisine boşaltıyorum. Üzerine galeta unumu ilave ediyorum. Ve kuyruk yağımı da ilave ediyorum. Tuzumu ilave ettim. Karabiber. Kırmızı toz biber. Ve şöyle kuru kekiğim var. Kekiği sulu yemeklere asla kullanmıyorsunuz. Yani kullanırsanız da sadece yemek piştikten sonra üzerine serpiştiriyorsunuz. Ama fırın, ızgara ürünlerinde kullanabilirsiniz bu şekilde. Ve soğan ve sarımsağımı da ilave edeceğim. Evet, baharatlarımı attım. Şimdi sarımsağımı rendeliyorum içerisine. İsterseniz sarımsağı ezip de içine katabilirsiniz. Ben rendeleyerek içine katacağım. Evet, sarımsağımızı rendeledikten sonra soğanımı rendeliyorum. Evet, bütün malzemelerimi ilave ettim. Şimdi güzelce yoğuruyorum. Evet, kıymamızı yoğurduk. Şimdi artık işlemeye geçeceğim. Evet, tepsimizin altına önce şöyle biraz yağ sürüyoruz. Bütün her yerine eşit şekilde tepsimizin altını öncelikle yağlayacağız. Daha sonra köftelerimizi yağlamış olduğumuz tepsimize dizeceğiz. Ardından fırına doğru yolculuğa çıkaracağız. Evet kıymetli takipçilerim, şöyle ceviz büyüklüğünde bir kıyma parçası elime aldım. Şu şekilde avuç içerisinde biraz avucumun içinde yağladım. Bu şekilde uzun uzun köfteler yapacağım. İzmir köfte şeklinde. Evet, tekrardan bir tane ceviz büyüklüğünde kıyma aldım. Avuç içerisine şöyle bu şekilde yuvarlıyorum. Uzun uzun. Evet, köftelerimiz baya baya bir tepsiye dolmaya başladı. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyorum. Evet kıymetli takipçilerim, köftelerimizi tepsiye dizdik. Şimdi tepsimizin altını yağlamıştık. Biraz da şöyle fırçayla köftelerin üzerini hafiften yağlayalım, inceden. İnanın çok güzel bir köfte olacak. Yaban olmayacak asla. Normalde köfteler fırında yapılır, ızgarada yapılır, böyle kupkuru yaban. Ama bu teknikte denerseniz kesinlikle yaban olmaz. Şimdi orta kısmına da sizin arzu ettiğiniz sebzeler varsa evde, işte patlıcan, domates, biber, ne arzu ederseniz. Ben elimde biber domates vardı. Şöyle bir şekilde dizeceğim. Onları da fırında közleyeceğim. Sizler artık ne arzu ederseniz onu kullanabilirsiniz. Evet kıymetli arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi artık köftelerimiz hazır. Hepsini yuvarladık. Şimdi fırına doğru yolculuğa çıkarıyorum. Evet, fırınımın kapağını artık şimdi açıyorum. Ve köftemi fırına doğru atacağım. Evet, şimdi köftemi fırına sürüyorum. Köftemi fırına sürdükten sonra kapağını kapatıyorum. 20 dakika sonra fırınımı kontrol edeceğim. Köftelerim pişmişse 20 dakika sonra fırından alacağım.
Evet sakinim, 20 dakika sonra fırınımı kontrol ediyorum. Şöyle tavuk köftemi dışarıdan çıkarayım. Artık köftem kızardı, pişti. Şu yağları görüyorsunuz. Bu kuyruk yağının artık eriyip kendini dışarı salması. Köftemizin de yumuşacık bir köfte. Kuru olmadan, yaban olmadan güzelce afiyetle yiyebileceğimiz bir tarif. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyoruz.